Tarsus 82 Evler Mahallesi'nde gizlilik kararı içinde bir evde yapılan kazılarda Hristiyanlığın önemli isimlerinden Tarsuslu Aziz Paul'ün kayıp İncil'i arandığı iddia edildi. Bazı milletvekilleri bu kazıdan önce doğrudan Vatikan'dan gönderilen koordinatla define avcılarının kazılarda çalıştırıldığına dair bilgiler aldığını söyledi. Tarsus'taki esrarengiz kazı alanına vekiller alınmadı. Takvim yapraklarını geriye doğru tarayalım. 1982 yılında, o zamanlar Hakkari ili sınırları içinde yer alan Uludere'deki bir mağarada eski bir İncil'in bulunması sır perdesini biraz araladı. O vakitler bölgenin dağlık kesimlerinde silah yalnızca avlanmak için kullanılırdı ve mağaradaki kitabı bulanlar da arada bir oradan geçen kendi halindeki avcılardı. Mağaraya inerek sonradan Vatikan'ın adının da karışacağı ilginç bir öykünün tetikleyici karakterleri olmuşlardı. Ama hiç şüphesiz bunu bilmiyorlardı. Şimdi Saint Paul bence birçok açıdan çok önemli. Bir kere en önemli tarafı Hristiyanlık dininin doktrinini yazan kişi olması. Yani Hristiyanlık dini Saint Paul sayesinde oluştu. Tarsus zamanın en önemli 3 üniversitesinden birine sahip, Atina ve İskenderiye ile birlikte. Yine 3 en büyük kütüphanesinden birine sahip, yine aynı Atina ve İskenderiye ile birlikte. O zamanın en önemli bilim, kültür merkezlerinden ve eğitim merkezlerinden birisiymiş. Burada Mitra'dan gelen, sonra Stoa felsefesine dönüşen felsefenin devamı olarak o okullarda bu çalışmalar hep yapılıyormuş. Ve Saint Paul de özellikle Stoa felsefesinden aldığı verilerle bir yeni dini oluşturmaya Tarsus'ta başladı. Meşhur Barnabas İncili'nin biliyorsunuz herkes peşinde. Barnabas'ın da Tarsus'a geldiğini biliyoruz. Tarsus'tan Saint Paul'ü alıp Antakya'ya götürdüğünü ve Antakya'da birlikte bir sene çalışma yaptıklarını biliyoruz. Yani buradan şunu çıkarabiliyoruz. Saint Paul ve Barnabas'ın görüşleri çok paralel. Birlikte çalışmalar yapmışlar, birlikte oluşturmuşlar. Ve daha sonra Antakya'da o kilisenin takipçileri ilk kez Hristiyan olarak anılmaya başlandı. Barnabas İncil'inin Türkiye'de bir mağarada bulunduğu iddiası, Katolik dünyasının ruhani merkezi Vatikan'ı telaşlandırmaya yetmişti. Vatikan, 2004 yılında Ankara Büyükelçiliği vasıtasıyla Kültür Bakanlığı'na bir yazı yazdı ve kitap hakkında bilgi istedi. Kültür Bakanlığı, Vatikan'ın talebi üzerine konuyu araştırdı. Araştırmalardan sonra Roma'ya, "Barnabas İncil'i bizde yok" mealinde bir cevap verildi. Milattan sonra 325 yılında çok fazla İncil ortada dolaştığı için ve birbiriyle çelişen görüşler ortaya çıkmaya başladığı için özellikle o zamanki önemli rahiplerden rahip Arius'un görüşü çok taraftar bulmaya başladığı için ki o da diyordu ki tek tanrı vardır. Hazreti İsa da onun peygamberidir. Ancak İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu düşüncesi yanlıştır diyordu. Yani buna karşı çıkıyordu. Ve bu görüş taraftar bulmaya başlayınca, çok kişi de bunu desteklemeye başlayınca konu biraz rahatsız etti birçok o zamanki idarecileri. Ve İznik'te milattan sonra 325 yılında 1. İznik Konseyi toplandı. Oradaki bütün görüşmeler, tartışmalardan sonra bu ve benzeri görüşleri içeren İncil'lerin imha edilmesi, kabul edilmemesi ve 4 İncil'den oluşan New Testament, yeni İncil'in oluşmasına karar verildi. Bu 4 İncil içinde Saint Paul'un İncil'i yok. Çünkü o zaman ya yoktu ya da o da aykırı görüşler içeriyordu. Saint Paul bazı görüşlerini sadece İncil'in 2. bölümünde yer alan mektuplarıyla dile getirebildi. Bunu da biliyoruz. Şimdi Saint Paul'un konusu böyle olunca
Bir de Tarsus'taki kazıda, Sempol'ün memleketindeki kazıda böyle müphem, şüpheli konular ortaya çıkınca ben bu konuyu bütünleştirerek, onunla bağdaştırarak orada ya İncil'in, Sempol'ün İncil'inin ya da İncil'i oluşturan görüşlerini kaleme aldığı notların bulunmuş olabileceğini, bazı oradan kanıtların bunu gösterecek kanıtların çıkmış olabileceğini düşündüm. Uludere'nin ardından Ankara Adliyesi adli emanetinde 1500 yıllık bir İncil bulunduğu ve Hazreti İsa'nın ilk öğütlerini verdiği Aramca yazılı tarihi İncil'in polis nezaretinde Ankara Etnografya Müzesi'ne devredildiği haberi büyük ilgi topladı. Yüzlerce yıllık el yazması tarihi bir İncil bulundu. Bu İncil 1500 yaşında. Hazreti İsa'nın kullandığı Aramice dilinde deri üzerine yazılmış olan esrarengiz İncil. Vatikan'ın da istediği iddia edilen ve değerinin 40 milyon, fotokopisinin ise 4 milyon dolar olduğu ileri sürülen İncil'in Barnabas İncil'i değil, sahte bir metin olduğu öne sürülüyor. Barnabas İncil'i, o merak edilen, aranan ve bulunduğu söylenen İncil'in aslında gerçek Barnabas İncil'i olmadığı düşüncesi de var. Çünkü çok geç dönemde bulunmuş, içindeki bazı bilgilerin çelişkili olduğu da ortaya çıktı. Ama bence Barnabas'ın esas ilginç olarak düşünülmesinin, Barnabas İncil'inin ve Barnabas'ın görüşlerinin farklı olduğunun bilinmesi, yine Sempol'ün görüşleriyle bağdaşarak izah edilebilir. Yani o da Hristiyanlık dinine, tek Tanrı'ya inanıyor, onu söylüyor ve İsa'nın peygamber olduğunu düşünüyor ama İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu fikrine karşı çıkıyordu.